Bugün Mutluluk ailesinin en sevilen üyesi diyebilirim herhalde. Beybaba'dan bahsedeceğiz. Teknik özelliklerinden, bir de kendine az teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Yine diğer videolardan tanırsınız. Arkadaşım Senem bana eşlik edecek. Ayrıntılarını tamamen olabildiğince aktarmaya çalışacağız. Beybaba Türkiye'de yaklaşık 20 tane olan Volkswagen T1 modeli. Zaten çoğuyla tanışıyoruz, görüşüyoruz. Bu onlardan farklı olarak birazcık daha böyle eski püskü görünen ama Türkiye'nin her yerini bana gezdiren, gittiğim yerlere beni ve çevremdeki herkesi şaşırtan, buraya nasıl geldi denen, benim için çok özel olan bir araç. Şu anda da Urla tarafında Demircili ile Azmak koyunun arasında Önen koyunda çok güzel bir yerdeyiz. Birazdan gezersiniz. Gerçekten çok güzel bir yer. Gelene ait olan çok özel bir koy. Bugün biraz kalabalığız. İzmir camiasının en çok gezen karavancılarından bir grupla beraber buradayız. Genellikle yalnız bir yerlere gidiyoruz ama bugün çok keyifli oldu. Size iyi seyirler dilerim. Umarım beğenirsiniz. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could add a world or be with any girl. Bugün Beybaba'yı tanıyacağız. Bütün ayrıntılarıyla, detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Volkswagen'in T1 modeli 1950'li yıllarda ilk başta fabrikada eşya taşımak için kaplumbağa şasisi üzerine üretilmiş bir araç. Sonra yıllar içerisinde bunun işte tutacağı, trafiğe de çıkabileceği düşünülüp böyle trafiğe gönderilmiş bir araç. İlk 1950'lerin başında çıkıyor dediğim gibi. Beybaba'da 1963 model. Biz çok eskiden tanıştık onunla. Onun hikayesini anlatmıştım size. Bugün daha çok teknik durumlarından, işte çadırdan hallice bir karavan oluşundan bahsedeceğim. 1963 model. İlk aldığımda üst tarafı köfteci bir abi yüksek bir tavan yapmıştı içerisinde. Tavanı eski hali nasıl bilmiyorum. Biz onu biraz modifiye ettik. Önce dışından bahsedeyim. Birkaç kat boya vardı bunun üzerinde. O boyaları işte eski fotoğraflarını falan görmüşsünüzdür zaten. Yazılar vesaire kendimiz yazmıştık. Şimdi o kat kat boya zımparaladık. Üzerine birkaç kat vernik attık. Bu paslı görüntüsü aslında parlak, temiz bir görüntü. Dış kısmı böyle. Ön tarafı. Yavaş yavaş teknik özelliklerinden bahsedeyim. Kalbi burada. Arka tarafında. Normalde şimdiye kadar 1100 tip bir motorumuz vardı. Orijinal CC de 1100. LPG'li bir motor. Türkiye'yi gezdik diye bahsettiğim kısım o 1100 motorla yaptık. Bunu yeni taktık. 1600 motor. Daha yeni deniyorum. Daha performansından çok emin değilim ama 1100 çok iyiydi gerçekten. LPG'li. LPG tüpünü arka tarafına, motorun hemen arkasına monte ettik. Standart bir Volkswagen motor aslında. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu zımparayla aça en alttaki orijinal rengi kırmızı mı? Yok, orijinal rengi bej aslında. Böyle ön taraflarda beş falan var. Sen yok, buralarda yok. Sen bunu zımparayla aça mı bu deseni verdin? Mesela evet. Bu eskimiş görüntü. Aynen, zımparayla aça böyle kat Sen oldu. Sen mi yaptın hepsini? Ben yaptım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Şöyle burada küçük bir detayı var, belki onu gösterebilirim. Böyle gittiğimiz yerlerin eş dost arkadaşım burada iki camda da stikerleri vesaire etkinlik planları var. Böyle bir merdivenimiz var. Arabanın her tarafını gezebiliyor. Böyle çıkarıp arka tarafına takabiliyorum mesela. Dış kısmı böyle. Gördüğünüz gibi hiçbir teknik verisi yok yani. Beybaba beni taşıyabilir mi? Bir. Burada bayağı geniş bir alan var. Buraya çadır kuruyor musun mesela? Oranın üst katı var ayrı, böyle kuruluyor. Dubleks bir Beybaba. Evet. Aslında. 2 katlı. O dubleks kısmı umarım kurabilirim bugün. Rüzgara bağlı. Normalde böyle komple oda da oluyor. Arkası oda, önü teras ya da önü oda, arkası teras oluyor. Harika bir fikir ya. Sadece güneşlik, böyle gölgelik de olabiliyor yani. Şimdi içine gelelim yavaş yavaş. Çok karavan gibi gelmiyor bana. Daha çok böyle iyi bir çadır gibi. Burası daha önceki videolarda belki görmüşsünüzdür. Burası normalde bir koltuk. O koltuk açılıp böyle arkaya kadar komple yatak oluyor. Burası şu an yatak halinde. Burası Beybaba'nın en konforlu yeri herhalde. Diğer yerler için bu kadar konforlu. Yani yok. En gerçekten rahat yeri burası yani. Konforlu olduğunu düşünüyorum çünkü şu an koltuğu da kurul değil onun. Böyle kamp alanındayken böyle masa gibi duruyor yani. Kornamız bu mu? Evet. İnşallah çalışır. İnşallah. Okuyup sinemamız gerekiyor mu? Bunu söylemişti. İçi böyle, dur arka taraflarından bahsedeyim. Yani şu da çok orijinal. Ya o topuz aslında böyle ağır vasıta araçlarda falan kullanılan bir şey. O sonradan monte ettiğim şey ama o olmasa herhalde çok zorlanırım. Bu masa saati mi? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Pili bitti. Şu an pili bitti. El frenin orijinaldir umarım bunlar. Evet, onların hepsi orijinal. Arka tarafında bir saklama, işte bir kasa var. Bu üst tentenin bütün ekipmanlar orada duruyor. Burada yine benim meşhur kitaplarım var. Burada kitaplar var. Şu çok böyle eski, belki merak edersiniz. 1900 böyle 60'lardan kaldığını söylemişti bana sahibi. Almanya'dan gelen birisi getirmiş. Letko'dan almıştım. Böyle bir piknik seti. O yılların özenilmiş eşyalarından biri yine. Karavanlarda su tesisatı olur bilirsiniz. Bunda su tesisatı yok. Hidrofor vesaire, öyle depo mepo yok. Yaklaşık 15-20 litre alan burada bir fıçım var. Bu fıçı da bu şekilde kullanabiliyorum. Şu normalde bir tabak da onu eviye çevirdik. Burada bir projeksiyon cihazım var. Bir perdem var aracın altında. Televizyon vesaire bir şey izlemek istediğimde, televizyon çok izlemiyorum da işte film vesaire izlemek istediğimizde bununla kullanıyoruz. Burada kahve ekipmanlarım var şu kutunun içerisinde. Burada saklama kapları, çekmeceler vesaire. Şundan yine bahsedeyim. Şöyle güzel bir kamp seti var burada. Bu da yine çok eski bir şey olduğunu biliyorum. İşte ocaklı, 3 tane tenceresi, bir tane tavası, kesme tahtası olan böyle iç içe geçen bir şey. Şimdilerde yapılıyor sanırım, yenisi de var onun. Ama bayağı eski bir şey. Beybaba'nın şöyle bir güzelliği var. Bunların çoğu hatıra, direkt satın alınmış şeyler değil yani. Bu mesela çok böyle sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi. Yine bu kupa çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi. Böyle Beybaba işlemeli. Şu yine kesin tanıyorsunuzdur. Hello People'ın Ümitlerin hediyesi. Yine tanıyorsunuzdur Rotasız Baran'ın hediyesi. Şu kısım. Böyle hatıra bu üzerine kurulu bir şey. Berberin kapanan, evet, berberin galiba. Sürprizi kaçırdın ama. Berberin koltuğu o. Bizim mahallede kapanan bir berber vardı. Evet, atıyordu galiba. Tabii. Sen tabii yine kıyamadın. Kıyamadım. Ben atılmasın gibi bir şeyim var. Yani böyle evet, eskiden bunu monte ettim. Beybaba bomboştu. Sırf teneke olarak biniyordum. Evet. İşte sonra altına çim yaptım. Duvarlara böyle taş desenli stroforlar vardır. Öyle bindim. Çiçek yaptım. Bavullardan işte dolap yaptım. Böyle çok uzun süredir bindiğim için içi yavaş yavaş şekillendi işte. Sonra en son bu mobilyaya geçtik. Bunlar da tamamen geri dönüşüm. İşte geri dönüşüm de demeyeyim de hurda tahtalar aslında, atılacak ya da yakılacak malzemeler. Zaten görüyorsunuz üzerinde çivi delikleri vesaireler falan var. Burada ocağımız var. Tozuna bakmayın, gerçekten kullanılıyor bu araba. Çok aktif kullanılıyor yani. Bu da çok eskilerden bir ocak. Yani tüplü. Koltuğun altında küçük tüpü var, ona bağlı. O küçük tüpten buraya bağladım. Burada kullanılıyor. Evet. Altında böyle küçük 45 litrelik bir buzdolabı var. Şu an içi dökülmeye çok müsait. Döküyor. Evet. Dediğim gibi hatıralardan oluştu. Bu mesela bu dolabı Derman diye bir arkadaşımla beraber onun yerinde yaptık. Tavanından bahsedeyim. Onu çok merak eden, soran oluyordur. Dediğim gibi bunun tavanı şeydi. Burada böyle bir yükselti vardı. İçinde ayakta durabilsin, köfte yapsın diye işte amca çalışıyordu bunun içerisinde. 2 senelik bir alma mücadelem var bu aracı. Aslında onu anlatsan, sen bunu tesadüfen gördün aslında. Tabii yani İzmir'de aslında herkesin bildiği bir araçtı bu. Sahibine sordum, satılık mı dedim, hayır dedi. İşte gittim 6 ay sonra bir daha sordum. İçinde köfte yapıyordu, o fotoğrafları falan da var. Sonra 4. gidişimde işte 2. yılın sonunda ben satacağım dedi. Biliyorsunuzdur belki, pahalı da bir araç bu. Çok öyle maddi gücüm de yoktu o zamanlar ama yine de işte istiyor insan, sordum. O da satıyorum dedi. O zamanlar herhalde 30-40 bin lira civarlarındaydı bunların fiyatı. Amca dedi ki tamam satacağım dedi. Fiyat olarak ne düşünüyorsun dedim. 2000 lira dedi. 2000 lira deyince tabii şok oldum ben, yani öyle bir şey diyemedim adama, çok ucuz çünkü. Ben öyle sessiz kalınca amca dedi ki tamam, büyüyünce 1500 lira olsun o zaman dedi. Ben yine bir afalladım çünkü öyle bir pazarlık teklifim de yoktu. Tamam dedi, işte son 1350 daha da inmem dedi, böyle kendi kendine pazarlık yapıp öyle bir fiyata bunu verdi. Tabii bir de piyasada şey diye bilinen bir araçtı, hurda diye bilinen bir araçtı, evraksız diye. Evet. Hurda belgeleri diye bana böyle bir dosya verdi. Meğer çekme belgeliymiş. Ya, o şekilde trafiğe çıkan bir araçtı oldu. Ben dedim ki sadece varlığı yetecekti bana, bir de üstüne trafiğe sokabilir hale geldik. O tavanını kestikten sonra burayı dedim ki gerçekten eski tavanına çevireceğime, bunun Samba diye bir modeli var. 23 tane camı olan özel bir seridir. Bunda kaç tane cam var? Bunda da 23 tane var işte. Yani çoğu fake, ben yaptım ama 23 tane camı var. Bu tavanı da kendimiz işte uydurduk. Böyle biraz fikir cimnastiği. Böyle açılıp kapanabilen bir kapak. Öyle çok kolay olmaz. Böyle dengeli çekmen lazım. Anladım. Buradan o üstteki odayı kurunca İçeriden de üst kata çıkabiliyorum. Böyle dubleks oluyor. Onun da fotoğraflarını bir şekilde gösteririm herhalde size. Fotoğraflı olmaz. Bugün seni yoracağız. O çadırı ve ağaçları, kapaları hepsini umarım böyle göreceğiz. Büyük büyük konuşuyoruz ama umarım kurabiliriz yani. Sonra bak bu da mesela işte Fikret'in hediyesi. Bu yine bir arkadaşımın hediyesi. Onların hep böyle anı yani bunların içerisinde. Şunlar da çok orijinal. Bunları buraya... Kapakları sabit onun. Şöyle çevirince sabitleyip aşağısı çıkıyor. Bu şekilde. İyi, bu kolaymış en azından. Burada yine Letko'dan aldığım çok eski bir baharat takımı var. Herhalde O da bir 20-30 yıllık bir baharat takımı. Hollanda, Almanya üretimi diye biliyorum. Elektrik tesisatı olarak böyle bir tane panelim. Onu da gösteririm birazdan, seyyar bir panel. O panelin göstergeçlerini de buraya koyduk. Çok elektrikli malzeme yok içerisinde ama işte telefon şarjı, bilgisayar şarjı, işte projeksiyonun şarjı, ses sistemi şarjı gibi, buzdolabı buna bağlı. Çok öyle iç aydınlatması falan kuvvetli bir araba değil. Bana yetiyor daha doğrusu ışık olarak. Şöyle bir ayna monte ettim. Hani kalkıp kendime bakıp "Lan çok yakışıklıyım ya" deyip sürekli böyle. Ayna çok ihtiyaç çünkü. Çünkü senin İnanılmaz bir gücüm var ve sevgin de var. Bunların çoğuna hani %90 diyebilirim herhalde, böyle tek başıma giderim. Bugün çokça komşum var, o yüzden çok da mutluyum. Eş dost burada. Keyifli bir kamp geçiyor yani. Seni götüremediği bir yol ben bilmiyorum ya. Var mı gidemediğiniz, varamadığınız? Hiç çıkamadığım bir yer olmadı ya da gidemediğim bir yer olmadı. Ama şey yani siz bu videoyu izlerseniz dönmüşümdür. İzleyemezseniz dönememişimdir yani. Nereye gittin Senem? Sandalyene bakıyordum. Bu da çok orijinal. Ha, onu anlatırım. Herkes anlatıp yaptım galiba. Çıkarıyorsun, arka tarafına takıyorsun. Kottan herhangi bir. Evet evet, eski bir kottan. Bu şekilde mi? Öbür tarafını çevir. Evet. Bunu... Oraya aynen dikine. Öyle. Aynen. Bunu ilk kez yapabildin herhalde değil mi komşum? Şimdi ön tarafta bizim mahallede kapanan bir berber vardı. Demin tam ondan bahsediyordum. Ben sürprizi bozmuştum. O kapanan berber. Dediğim gibi eskiden içi bunun tenekeydi. Onun koltukları bunlar. O koltuklar zaman içerisinde böyle değiştirdik, dönüştürdük. İşte kahve çuvalından, sünger vesaire derken bu hale aldı. Burada da normalde bir söktak koltuğu var. Kışları o koltuğu söküp bunu takıyorum. Şömineden geçen bölümde bahsetmiştik. Altını bunu fırına çevirdim. Bacasını şu üstteki camdan çıkarttık. Şömineyi buraya kuruyoruz kışları. Bu buradan çıkıyor, yaklaşık 5 dakikada falan sökebiliyorum bunu. O demonte koltuğu buraya oturtuyorum. 2 kişilik oluyor. Burada berjer mekanizması var. O koltuk arkaya da dönebiliyor. Burayı tam böyle salon gibi kullanıyorum. Kapılarda masalar var. Dışarı doğru açılan kapılar üzerinde. Bu masaların hem içeride masa oluyor hem dışarıda masa oluyor. Kapıları kapattığımda koltuk da arkaya döndüğü için içeride masa, dışarıda masa. Aynı zamanda da şu ayakları kaldırdığımda bu dolapların kapakları oluyor. Yer küçük olduğu için bir şey 3 işe yaramadıkça çok Beybaba'ya alamıyorum yani. Yine burada böyle şey, bu da belki birkaç şey 70'lerden kalma bir termos. Stanley'nin Aladdin'le birlikteyken çalıştıkları, o firma beraberlerken aldıkları bir termos. 70'lerden kalma. Bitpazarı'ndan aldığım bir termos. Böyle kilitleri militleri hep uydurma. İç perde olarak jaluzi kullandım. Araba zaten küçük olduğu için perdeler de sarkıyordu. Biraz da çok fazla pencere olduğu için açıp kapatması zor oluyordu. Jaluzi kullanıyorum böyle. Beybaba'nın ölçülerine göre yapıldı. Bu şekilde açıp kapatabiliyorum. Ciddi şekilde de içeriği yazın serin tutuyor. Kışın da sıcak tutuyor. Camlardan giden havayı ciddi şekilde engelliyor. İç kısım böyle. Şurada üst tarafta bir raf var. Burada bir gözü var. Sandalyeleri, masayı falan burada saklıyorum. Güneş panelimiz şöyle. 150 wattlık bir monokristal panelimiz var. 20 amperlik bir kontrol panelimiz var. 2 tane 100'lük 200 amper jelokümüz var. O elektrik sistemini o sağlıyor. Yetiyor da tam olarak dolduruyor yani gün içerisinde. Yani 2 aydır falan dolabı kapatmadım yaklaşık. Hala aküm aynı şekilde devam ediyor, beni götürüyor. Mesela orijinal tuşları yoktu haliyle arabanın üzerinde. Böyle eski sistem helikopter switchlerle ki yarısı boş, hiçbir özelliği olmadığı için farları var, silecekleri var. Onları bu şekilde oraya dizdik. Onların çoğu boş gerçekten. Yani panelde olsun diye taktığımız switchler onlar. İç tarafı böyle. Bu kapı içlerindeki raflarda işte bardaklıkların bir de şöyle bir şey var. Her şey tam sıkışıktır. Yolda falan ses yapmaz. Hem de kırılmaz. Nasıl oluyorsa aldığım bütün ekipmanlar tam bunun içerisine oturacak şekilde oldu. Burada sebzeleri vesaireleri işte alırsam asıyorum. Burada bir dışarıda küçük bir mutfağım var. Bulaşıkları falan bununla yıkıyorum. Bu da işte yıkıyor bulaşıklarımı. Yani teknik olarak öyle. Evet evet, o da yan komşu karavanımızın sahibesi. Paneli seyyar tercih ettim. Bir 6 metre falan bir kablom var. Arabayı işte yazın gölgeye koyduğum zaman bunu güneşe taşıyabiliyorum. Hem araba serin oluyor hem de işte gerekiyor. O da yazın arabayı pişiriyor gerçekten. Bugün Beybaba'yı tanıtmaya çalıştık size. Yine de aklınıza takılan, soracağınız bir şey olursa zaten yorumları takip ediyoruz. Bu arada eski videolara gösterdiğiniz teveccüh diyeyim. Normalde de olmayayım ama bu kelimeleri de biliyorum. Gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederiz. Gerçekten keyifli. Onları okumak da çok keyifli. Aklınıza takılan mutluluk ailesiyle ilgili, ailenin metal üyeleriyle ilgili ne varsa oraya yazabilirsiniz. Onları oradan ya da sonraki videolarda bir şekilde cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer gündelik hayatını takip etmek istiyorsanız mutluluk ailesinin şu ve şu hesapları takip edebilirsiniz. O cümleyi kurmadan yapabileceğim şey bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin.